çalıştığı restoranda ateş açmış. Bir sürü yaralı daha var. Tamam tamam, acele edin arkadaşlar, çabuk olun. Elif. Aa, Elif. Neden herkes koridorda? Çünkü içeri sığmadılar. Adamın biri eski çalıştığı restorana girip ateş açmış. Yapma ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ediz Demir ve Elif Öztürk. Adam içeri girdiğinde kasada bekliyorlarmış. Bayan Aslan'ın sağ kolunda ödem, ön kol iç ve dış yüzeyinde kurşun giriş çıkış delikleri var. Periferik nabzında sorun yok. Erkeğin sol kolunda sıyrıklar ve kurşun deliği var. Evet, yaraları temizleyin ve onları röntgene götürün. Her ikisine de rutin kan testleri yaptırın. Peki hocam. Lütfen, lütfen önce Elif'le ilgilenin. Ne kadar fedakarsın. Gözlerim yaşardı. Elif, lütfen yapma. İsteyerek olmadı biliyorsun. İsteyerek olmadı mı? Adam ateş etmeye başladığında korkak ördek gibi arkama saklandın. Tam olarak öyle değil. Elif, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Benim bildiğim, biri ateş ederken sevdiklerimizi kalkan olarak kullanmayız. Ya bir de şöyle düşün. Aynı kurşunu paylaştık. Önce senin içinden geçti, şimdi de benim içimde. Bu çok romantik bir şey değil mi? Hiçbir zaman ayrılmayacağımızın bir işareti. Ben hiç öyle bir işaret görmüyorum. Sadece kolumda senin sayende açılmış koca bir delik görüyorum. Sana kolay gelsin. Sol ayağından kurşunlanmış. Nabzı güçlü ve sorunsuz. Ambulans görevlileri ona 3 kez analjezik evet, vermişler. Büyük olasılıkla kaval kemiği. Yarasını temizleyip onu radyolojiye çıkardım. Peki Metin Bey. Kafa bölgesinde çok ciddi bir travma var. Antiödem tedavisine başlayıp sonra da BT'ye götürün. Baysın hocam. Adı ne? Serra Özer. Tamam. Ailesine haber verin. Peki olur hocam. Bitmek üzere. Ve bitti. Yavaş ol, biraz çok acıttın. Çok şanslısınız. Çünkü esas acıtan kurşun yarısıdır. Sizde de ondan yok. Az kalsın bende de olacaktı. Onu görür görmez, yani ateş edeni İsmail'i, niyetini anladım. Hemen yukarı odama çıktım silahımı almaya. O arada merdivenden düştüm. Diğerleri sizin kadar şanslı değil maalesef. Onu kovarken başıma bela olabileceğini biliyordum. Böyledir bu işçi milleti. Hem tembeldirler, hem de kovulduktan sonra seni suçlarlar. Ulan siz de adam değilmişsiniz be! Herifi gördünüz, aval aval bakıyorsunuz. Delikanlı değilsiniz ki hiçbiriniz. Koyun adamın suratına yumruğu. Konuşmak için uygun bir zaman değil. Onların çok ciddi kurşun yaraları var. Hayati tehlikeleri bile olabilir. Hiçbiri adam değil bunlar. Anca istemeyebilirler. Hep patron versin, hep patron yapsın. Sizi vurmaya gelenler yanlışlıkla onları da vurdu. Bunu unutmayın. Ve biraz suçluluk duyun. Ne suçluluk duyacağım ya? Şuranın haline bak. Bu yoğunlukta bana ihtiyacınız olabilir. İsterseniz kalabilirim. Fikret gitsin. Hayır. Gidip kalbi alman gerek. Uzman sensin. Bu işi şansa bırakamayız. Peki. Bunu unut. Ben sordum bile. Yanında kimseyi istemiyor. Hasan! Hasan buraya gel. Bu hayatta olmaz. Hasan dedim. Suat Bey! Ne var? Kalp almaya gittiğinizi duydum. Ben de gelebilir miyim? Bunu önce ben sormuştum. Benim işim yok Suat Bey. Boşum. Fikret Hanım için mi bakana görevlendirmedim seni? Hayır Suat Bey, boşum bugün. Ama eğer
Fikret Hanım eğer istersen gelebileceğini söyledi. Yani benim görevimi sana verebilirler. Benim işim yok. Bunu ben daha önce de yapmıştım. Ben de yapmak istiyorum. Lütfen Suat Bey. Gel bakalım. Ama haksızlık bu. Hem de çok büyük. Hadi Zena, görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Suat Bey, şanslı hasta kim? Ömer Güven. Hocam. Cevabım hayır, kesinlikle hayır. Ama... Devam et. Ama daha ne soracağımı bile bilmiyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Ömer'i ameliyata sen hazırlamak istiyorsun. Yani bir kalp bulunduğu doğru, öyle mi? Evet, öyle. Yüzündeki şu ifadenin farkında mısın? İşte bu yüzden onu ameliyata sen hazırlamayacaksın. Hasta-doktor ilişkisinin sınırlarını çok aştın. Ve hastana haddinden fazla bağlandın. Zaten aslında senin... Neyse. Şimdi işinin başına dön. Ben Ömer'in durumunu bütün asistanlardan daha iyi biliyorum. Livadanın çalışmasını, ilaçlarını, verilme sıklığını, dozlarını ve fiziksel sınırlarını, her şeyini biliyorum. Ve size söz veriyorum. %100 profesyonel olacağım. Flört yok, süveter örmek yok, fingir demek yok. Ona herhangi bir hastaymış gibi davranacağım. O zaten herhangi bir hasta. Şimdi gidip yeni bir kalp bulunduğunu ona söyleyebilirsin. Sağ olun hocam. Zeynep! Yatağın ucuna bile oturursan... Asla böyle bir şey olmayacak. Emin olabilirsiniz. Sana süper bir haberim var. Odama plazma televizyon mu koyacaksınız? Yeni bir kalp bulundu. Tekrar eder misin lütfen? Doğru duyduğumdan emin olmak istiyorum. Ve yavaş söyle. Çünkü bu anı bütün hayatım boyunca hatırlamak istiyorum. Sana yeni bir kalp bulduk. Suat Bey onu almak için gitti bile. Demek artık gerçek bir ilişkimiz olabilecek. Evet, öyle. Belgeler hazır Ömer Bey. Nedir onlar? Feragatname. Onları size bırakıyorum. Okuyup imzaladıktan sonra gelip alırım. Neden böyle bir şey imzalıyorsun ki? Gerek kalmadı artık buna. Yeni bir kalbin olacak. Yine de imzalamak istiyorum. Eğer bu kalp gelmezse... Gelecek. Biliyorsun... Geçen sefer gelmedi. Bu sefer o kalp gelecek. Ama farz et ki gelmedi. Artık makineye bağlısın. Bu sana 2 sene zaman kazandırır. Hayır Zeynep. Bu kalbi alamazsam bırakıyorum. Daha fazla hastanede kalmayacağım. Çok yoruldum artık. Üzgünüm. Böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Veremem. Öyle mi? Ben bunun hastanın kararı olduğunu sanıyordum. Zeynep. Bak. Ben öbür dünyaya inanıyorum. Tek karşılaşacağımız yer burası değil. Eminim
cennette bir daha karşılaşacağız. Çünkü biz iyi insanlarız. Ben cennetteki hayatı bu acı veren hayata tercih ediyorum. Sadece 20 yaşındasın. Bir restoranda oturmuş yemek yiyorsun. Ve adamın biri gelip seni kafandan vuruyor. Ailesine haber verdik, geliyorlar. Hemen ameliyata mı alıyoruz? Kurşun tam ortadan geçmiş. Kanamanın büyüklüğüne bak. Ayrıca 3 aylık hamile. Bu kadar zaman ekmeğimi yediniz. Biriniz de kendimi atayım şu adamın önüne dediniz mi? Hayır. Ama şimdi başlarsınız. Patron hastane parası diye. Ne alırsınız? Sigorta da karşılamaz burayı. Bakın başınızın çaresine. Zaten koynumda yılan beslemişim. O hıyar İsmail bir yakalansın, gösteririm ben ona. Bana biraz ağır kesici verir misiniz lütfen? Konuşmaya devam ederse benim de ihtiyacım olacak. Benim için Serra Hanım'la ilgili bilgi alır mısınız? Serra Hanım? Müşterimiz. Çok iyi insandır. Hep iyi bahşiş bırakırdı. Hamileydi de merak ediyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Garsonum. Hatta Serra Hanım bir keresinde bizim patronu bile azarladı. Yanında bize kötü davranıyor diye. Bizim söyleyemediklerimizi o söyledi. Peki sen neden söylemiyorsun? Çünkü bu işe ihtiyacım var. Ela. Görmen gereken 5 hasta daha var ve bu beyi ameliyata alacağız. O yüzden kıpırda biraz. Benim de bu işe ihtiyacım var. İki verici mi var? Evet, 2 kardeş. İkisi de sizin hastanızla uyuşuyor. Yani istediğimizi alabiliyor muyuz? Hayır, öyle bir şey yok. Merkez hangi vericiden alacağımızı belirledi. E diğer kart ne olacak peki? Merhaba Suat. Merhaba Ali. Yanındaki kim? Egon'u mu taşıyor? Hasan, bu ünlü kalp cerrahlarımızdan Alev Boz. Tıp fakültesinden 2.likle mezun oldu. Ona 1.'nin kim olduğunu sorsana. Röntgen bize kurşunun yerini söyleyecek. Ama kurşun delip geçti. Yani içimde değil ki. Kemiğe çarpmadığından emin olmalıyız. Her ne olduysa önce nişanlımın ameliyat olmasını istiyorum. Ölsem bile umurumda değil. Merak etme, ölmüyorsun. Ayrıca ben artık senin nişanlın falan değilim. Ya saçmalama. Davetiyeleri bile yolladık. Elifçim lütfen. Seni seviyorum. Sakın bu tuzağa düşme. Sen buna karışma. Hep aynı numaralar. Seni seviyorumlar, hayatımı seninle geçirmek istiyorumlar. Bizi önce tatlı tatlı kandırıyorlar, yumuşatıyorlar. Sonra da biri ateş ederken ya arkamıza saklanıyorlar ya da bizi ameliyata almıyorlar. Biri seni çok kızdırmış galiba, çok sertsin. Evet, çok sert. Yani garip biri. Sakın onu dinleme. Sen çeneni kapa Edis. Vericime ne oldu? Kalbi durdu efendim. Biz de resütasyona başladık. Ventriküler fibrilasyona girmiş. Hemen şok aletini 360'a ayarla. Hasan, sen kalp masajına devam et. Jeli koy. Epi verdiniz mi? 3 kez verildi ve 2 kez de şok uygulandı efendim. Çekilin. Tekrar şarj et. Şarj edildi. Kardiyak arrest.
Yani kalbi alamayız. Maalesef alamayız. Kalp kasları öldü. Artık işimize yaramaz. Çekilin! 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 Alev, sakın kıpırdama. Neşleri bırak. Tek bir kesik bile atma. Senin vericinin kalbinin ölmesi benimkini alabileceğin anlamına gelmez. Öyle mi? Peki senin aslan transfer listesinin en başında mı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Tamam, güzel. Benim de yok. Hasan, hemen merkezle bir telefon görüşmesi ayarla. Suat, bu saçmalıkları kes ve beni rahat bırak. Bisturi. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırak şunu. Beni nasıl engellemeyi düşünüyorsun? Ameliyat masasını mı sallayacaksın? Gerekirse evet. Dokunaklı Suat. Seni tanımasam ağlardım. Senin hastana livat takıldı. Kalkıyor, etrafta geziniyor. Benimki hala dobutaminle yaşıyor. Saçmalama. Dobutaminle Ağrı Dağı'na bile tırmanabilirsin. Bu sabah Alev Hanım'ın hastasının puanı 2200'dü. Neredeyse eşit. Ve Alev Hanım'ın hastası nakil programına sizinkinden önce kaydedildi. Ne kadar önce? On yedi saniye mi? 17 saat önce ya da 17 yıl önce de kaydedilse bir şey fark etmezdi. Önce öncedir. Alo. Ben Zeynep. Suat Bey nerede? Şu anda meşgul. Ne istiyorsun? Kalp alma işlemi nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Şu anda onunla ilgileniyor. Onunla ilgileniyor ne demek? Yani ameliyatta mı? Burada iki verici var. Yani bize verdikleri kalp işe yaramaz hale geldi. Suat Bey şimdi diğer adamınkini almaya çalışıyor. Yani işler biraz karıştı. Ama bir liste var. Evet. Bir listede Ömer'in üstünde kalbi alacak başka biri var. Zeynep. Ömer'in durumu kötüleşmeye başladı. Ne? Her dakika biraz daha kötüye gidiyor. Oksijen satürasyonu 91. Zeynep. 88 oldu. Şu anda 86. Ve giderek düşüyor. Zeynep, yalan söylüyorsun. Ve benim de içeridekilere yalan söylememi istiyorsun. Çok özür dilerim ama bunu yapamam. O zaman telefonu Suat Bey'e ver. Ani akciğer ödemi mi? Livat takılıyken mi? Livat çalışmıyor mu peki? Çalışmıyor. Nitro vermeye başladın mı? Evet, tabii ki. Kan basıncı? Hala düşüyor. 82'ye 40. O zaman hemen dopamin vermeye başla. Şimdi. Telefonu sakın kapatma. Asistanıma göre Ömer Güven şu anda kalp için bir numaralı aday haline geldi. Yani Alev Hanım'ın hastasının önüne geçti. Hayatımda daha saçma bir şey duymadım. Şimdi gidip kalbimi alacağım ve bunları daha fazla dinlemeyeceğim.
Alev Hanım. Efendim. Suat Bey, eğer tahlil ve eko sonuçlarını incelemek ve hastasının durumunu tam olarak anlamak istiyorsa ona izin vermeliyiz. Bu söylediklerinizi yapmak en aşağı bir saat sürer. Alev Hanım, vericinin durumu sabit mi? Alev Hanım. Alev Hanım. Evet. Durumu henüz sabit. Suat Bey, bu durumda tetkikleri yaptırmak için bir saatimiz var. Zeynep, duydun mu? Duydum. İyi. İşin başına dön o zaman. Kan basıncı 220'ye 130. Beyni neredeyse yaradan fırlıyor. Bradikardik. 50 miligram manitol ve 2 ampul furosemi de ver. Nabzı nasıl? 32'ye düştü. Hadi Serra. Karbondioksit ne durumda? 40. Pıhtı zaten dışarı akmış. Evet. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Yapabileceğimiz bir şey yok. Üzgünüm ama kızınızın beyin ölümü gerçekleşti. Bir daha da uyanmayacak. Şu anda solunum cihazına bağlı bir şekilde takip ediyoruz. Yavrum, gitti yavrum. Güzel kızım benim. Peki bebek ne durumda? O iyi mi? Yani evet. Bebeğin durumu iyi görünüyor ama konumuz bu değil. Bunu söylemek çok zor. Ama kızınız öldü. Ve onu yaşam destek ünitesinden ayırmak için izninizi istiyoruz. Peki onu cihazdan ayırmazsanız, yani canlı tutarsanız bebek yaşayabilir mi? Bakın beyefendi. Bunu yapmak isteyeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü bu... Bu sizi ilgilendirmez hanımefendi. Siz hiç evlat kaybettiniz mi ki konuşuyorsunuz? Kızımız bu bebeği doğurabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Benim yerime Hasan Salağı'nı aldığına inanabiliyor musun? Üstelik benim tecrübem de var. Yani daha önce Gestapo ile gitmiştim. Tabii artık sevgilisi değilim. İğrenç erkek milleti. Hepsinden nefret ediyorum. Bir de şöyle düşün. Sen bir kere gitmiştin. Şimdi Hasan gitse ne olur? Hasan gitse ne olur, gitmese ne olur? Bırak Allah aşkına. Ben biraz önce Suat Bey'e yalan söyledim. İnan bana bunun için üzülmeye değmez. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam durdu sanki. Düşünemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Nakil listesinde Ömer'in üstünde başka bir hasta var. Ve kalbi ona verebilirler. Çok üzüldüm Zeynep'ciğim. Ama merak etme. Bir sonraki kalbi Ömer'e verirler. Hayır. Onun bu kalbi alması gerek. Daha fazla bekleyemez. Eninde sonunda o da bir kalp alacak. Ama sonuçta Livat'la idare edebiliyorken ve listede ondan yukarıda biri varken durumu kötüleşmeden bu kalbi ona vermezler. Evet. Evet, sanırım haklısın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you.
Farkında mısın? Psikopatlara benziyor bugün. Evet. Bu Ömer onu çok fazla etkiledi. Haklısın. Ne acı duyacağım ya. Ben bunlar gibi light erkek miyim? Ben taş fırın erkeğim. Benim canım acımaz. Nasılsınız? Kovulmayacağımı bilsem şu adamı öldürürdüm. Beni kovamaz. Yüksel Bey. Bakın. Önemsiz yaralarınız hiç acımadığı için çok sevindim. Bu gerçekten çok güzel. Ama bu hastanede gerçekten acı çeken bir sürü insan var. Kemiklerinde, beyinlerinde, göğüslerinde kurşunlar var. O silahtan çıkan kurşunlar sizi hedef almıştı. Ama onlar vuruldu. Buna rağmen size bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü siz onların patronusunuz. Şu insanlara bakın. Hepsi şu anda dua ediyor. Ama iyileşmek için değil. Sadece sizin bir an önce susmanız için. Bunlar ne böyle? Kalp aletleri. Ne yani? Bana yeni kalbi burada mı takacaksın? Ben bunun daha zor bir iş olduğunu sanıyordum. Ömer. Yeni bir kalp olmayabilir. Yani onu başka birine verebilirler. Yani yine olmayacak öyle mi? Hayır. Olmayacak diye bir şey yok. Bunun üzerine çok düşündüm. Çok düşündüm. Yalan söyleyemiyoruz. İhtiyacımız olan şey yine raporlar ve test sonuçları. Merkezin bize inanması gerek. Yani sonuçlar gerçek olmak zorunda. Zeynep. Ben bu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Almanın tek yolu durumunun kötüye gitmesi. Ancak o zaman listede diğer hastanın önüne geçebilirsin. Ve biz bunu çok çabuk yapmak zorundayız. Ben durumunda kötüye gidiş görmüyorum. Sence var mı? Zeynep'ten hala haber yok mu? Herhalde testlerle uğraşıyor. Fikret'i aradın mı? Ona da ulaşamadım. İstediğin kadar dosyayı inceleyebilirsin. Bu kalbi alamayacaksın. Belki sen de kalbi istemeyebilirsin. Çünkü anjiyogramında Eleydi'nin %30 tıkalı olduğu görülüyor. Bu hala kalbin sana verilmesi için yeterli değil. Bir dakika beni dinle. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Zeynep, lütfen. Sakin ol. Korkacak bir şey yok. Her şey iyi gidecek. Bundan emin olmak için bir saniye bile buradan ayrılmayacağım. Bunun korkmakla ilgisi yok Zeynep. Sadece bu yapmak istediğin şey yanlış bir şey. Bunun için aylardır bekliyorsun Ömer. O kalbi hak ettin. Üstelik bu kalbi alamazsan tedaviyi bırakacaksın ve... öleceksin. Kağıtları benim önümde imzaladın. Buna izin veremem. Vermeyeceğim. Başka bir adamın hakkı olan bir kalbi çalamam. Bunu yapmamı isteme benden. Ayrıca bu senin tıp kariyerinin sonunu getirir.
tıp kariyerim umurumda bile değil. Tamam yeter artık. Bu iş çok uzadı. Hemşireyi çağırıyorum. O adam nakil programına senden sadece 17 saniye önce kayıt yaptırdı. Anladın mı? Sadece 17 saniye. Eminim o da bu kalbi hak etmiştir. Ama sen de hak ettin. Sen de hak ettin. Şimdi sakın bana cennete gitmekten falan bahsetme. Yoksa seni kendi ellerimle öldürürüm. Sen izin vermezsen bunu yapamam. Zeynep. Ben ölmekten korkmuyorum. Ve senin de üzülmeni istemiyorum. Ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Sen öldüğünde ben burada sensiz bir cehennemde mi kalacağım? Zeynep. Ben ne olacağım Ömer? Sana bunun için yalvarıyorum. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap, tamam mı? Lütfen yalvarırım Ömer, ne olur. Ne olur lütfen bunu benim için yap. Yalvarıyorum Ömer, ne olur bunu benim için yap. Kendin için yapmayacaksan benim için yap. Çünkü ben sensiz ölürüm. Sen ölürsen ne olur yap Ömer. Yoksa seni asla affetmem. Niçin? Öldüğüm için mi? Hayır. Beni kendine aşık ettiğin için. Yalvarıyorum sana benim için yap. Ne olur benim için yap. Lütfen. Lütfen benim için yap. Çünkü sen izin vermezsen bunu yapamam. Yalvarıyorum benim için yap. Ne olur. Ne olur benim için yap. Lütfen Ömer benim için yap. Lütfen benim için yap Ömer. Ne olur benim için yap. Yalvarıyorum benim için yap. Suat Bey, merhaba. Bu kadar zamandır neredesin sen? Tahlil sonuçları nerede? Almaya çalışıyorum. Zeynep, beni iyi dinle. Hemen o sonuçlara ihtiyacım var, tamam mı? Zeynep. Suat, hemen buraya gelmen lazım. Kalple beraber ve olabildiğince çabuk. Sen neden bahsediyorsun? Zeynep, sen ne yaptın? Sonuçları onaylattığım zaman çok çabuk buraya dönmek zorundasın. Çünkü başladıktan sonra Ömer'in ne kadar vakti olduğunu bilmiyorum. Neye başladığın zaman? Zeynep ne yaptın sen? Zeynep ne yaptın? Şimdi kapatmam lazım. Lütfen acele et. Asistanıma göre Ömer Güven'in akciğer ödemi var. Solunum için tüp takıldı ve infüzyon şeklinde diüretik veriliyor. Pekala, Suat Bey kalbi alıyor. Hastayı açalım artık. Yine de hassas bir durumda olmamızdan ve Alev Hanım'a duyduğum saygıdan dolayı sonuçları kendim doğrulamak istiyorum. Ama doğrulattınız zaten. Ben onaylamak istiyorum. Kendim. Sen dalga mı geçiyorsun? Oraya gidip gelmen en az bir saat alır. Hem neden gitmen gerekiyor ki? Şefinle konuş, o onaylasın. Bugün bir restoranda kurşunlanma olayı oldu. O yüzden bütün uzmanlarımızı milletti. Evet. Maalesef öyle. Yine de istiyorsan kalbi alırım. Ya da giderim ve gerçekten bana ait olup olmadığını anlarız. Kararı sen ver. Git. Teşekkür ederim. Hasan. Ben gidip hemen döneceğim. Sen burada kal ve kalbi koru. O kadının neşlere bakmasını istemiyorum. Anladın mı? Tamam efendim. Fikret. Senden bir şey isteyeceğim. Buyurun Levent Bey.
Serra'nın ailesiyle konuşmanı istiyorum. Onu canlı tutmakta kararlılar ve makineden çıkarmaya izin vermiyorlar. Benim konuşmam iyi bir fikir değil Levent Bey. Biraz önce adamı sinirlendirdim, biliyorsunuz. Fikret, lütfen. Senden rica ediyorum. Ben anlatmaya çalıştım ama sen sonuçta kadınsın. Ne söylemen gerektiğini benden daha iyi bilirsin. Peki Levent Bey, siz öyle istiyorsanız konuşurum tabii. Sağ ol. Levent Bey benden sizinle kızınız hakkında konuşmamı istedi. Biz kararımızda ısrarlıyız. O bebeği istiyoruz. Peki Serra'nın eşi bu duruma ne diyor? O serserinin teki. Serra'yı görmeye bile gelmedi, baksanıza. Bebek doğmuş doğmamış umrunda değil. Kararı bize bıraktı. Bakın, bunun çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Belki de dünyadaki en zor karar. Kızınızın gitmesine izin vermek istemiyorsunuz, haklı olarak. Ama tıbbi açıdan bakarsak bu çok ama çok kötü bir fikir. Hanımefendi, bu konudaki görüşünüzü merak etsek size sorardık. Ne hissettiğimizi anlamaya çalışın. Kızımızı seviyoruz. Emin olun, sizi anlıyorum. Eğer bebeği de kızınız kadar severseniz kızınıza yakın olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama maalesef o gitti. Ve bu şekilde doğmaya zorlanan bir bebekte pek çok komplikasyon olabilir. Buna beyin hasarları da dahil. Şansımızı deneyeceğiz. Organ bağışlayanları uzun süre hayatta tutuyorlar. Serra'yı da tutun. Bakın, hiçbir organ bağışçısı 6 ay hayatta tutulmaz. Kızınızın beyni öldü. Hormonları çalışmadığı için vücut sıcaklığını ayarlayamaz. Bütün bunlar Cenin için çok önemlidir. Ama bunları siz ayarlayabilirsiniz, değil mi? Deneyebiliriz ama... Dene o zaman. İşin bu değil mi? Sorun ne? Sorun şu. Kızınızın bedenini kuluçka makinesi gibi kullanmak istemeniz. Tek sorun bu. Ne? Fikret, lütfen. Müsaade eder misiniz? Fikret, onlar kızlarını kaybettiler. Biliyorum ama bununla yüzleşmeleri gerek. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar onu geri getiremeyecekler. Yine de biraz daha duyarlı olsan iyi olur. Kızlarını kaybetmek istemiyorlar. Bir parçası kalsın istiyorlar. Anlamıyor musun? Bakın Levent Bey, ben de bir anneyim ve ne hissettiklerini çok iyi biliyorum. Onlar bunu kendilerini iyi hissetmek için yapıyorlar. Kızları annesiz bir çocuk doğurmak istiyor muydu acaba? Annesiz ve büyük bir ihtimalle sakat bir çocuk doğurmak ister miydi acaba? Barıştınız galiba. Ona bir şans daha verdim. Güzel. Bir daha silahlı bir çatışmanın ortasına düşmemeye çalışın o halde. Bugün başımıza gelen şey beni değiştirdi. Bu kurşun onun için her zaman doğru şey yapmam gerektiğini hatırlatacak bana. Peki. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Buyurun taburcu kağıtlarınız. Antibiyotik tedavinizi aksatmayın sakın. Erkek arkadaşınızla aranızda ne oldu bilmiyorum ama belki siz de onu affedebilirsiniz. Yani en azından deneyebilirsiniz. Sahi mi? Neyse. Güle güle. Kendine çelik yelek almayı unutma. Kararınız kesin galiba. Bakın, benim çocuğum yok. Aslında bir ailem bile yok. Yani bu konuda bir şey söylemem doğru değil. Kızınızı da tanımıyorum. Ama acilde insanların onun hakkında söylediklerini duydum. Hepsi onun ne kadar iyi ve yardımsever olduğunu anlatıyorlardı. Bulunmaz biri olduğunu. Belki de
onun neyi tercih edeceğini düşünmelisiniz. Acaba bu şartlar altında o bebeği doğurmak ister miydi? Organ bağışı bekleyen binlerce insan var. Belki de Serra burada belirsiz bir şekilde 6 ay geçirmektense onlara yardım etmeyi seçerdi. Ben bilmiyorum. Bu sadece duyduklarımdan çıkardığım bir şey. Sizi üzdüysem özür dilerim. Seni unutmadık, merak etme. Ameliyathanelerin boşalmasını bekliyoruz. Ondan sonra hemen seni ameliyata alacağız. Fikret Hanım. Efendim. Ela Hanım, Serra Hanım'ın durumunu öğreneceğini söylemişti. Çok merak ediyorum da. Çok üzgünüm. Onu kaybettik. Başınız sağ olsun. Sana birkaç gün izin veriyorum. Biraz dinlen, kendini topla. Vurulman senin hatan değildi. Tabii benim de hatam değildi. Yani tetiği ben çekmedim sonuçta. İnsanlar hep patronu suçlar ama ben yapmam gerekeni yaptım. İsmail'i kovmam gerekiyordu. Ne yani? Hasta çocuğu var diye beceriksiz bir adamı restoranımda tutacak değildim ya. Yol açın, yol açın. Çekilin. Ela, yardımına ihtiyacım var. Emin ol, çok önemli olmasa gelmezdim. Tamam, sakin ol. Ne istiyorsun? Benimle gel. EKG için mi yardım lazım? Hayır. Tamam. Bunu yaptıktan sonra sana birkaç kez şok uygulayacağım. Neyi yaptıktan sonra? İyi misin bakalım? Sanırım iyiyim. Ne yapacağını bana tekrar açıklar mısın? Şimdi. Livat karnına yerleştirildi ve kalbine bağlandı. Bunlar güç kaynağının kabloları. Bu kalbini senin için pompalayan pompayla bağlantılı. Burada her şey var. Acil durum arabası, defibrilatör, ilk yardım çantası, airway ve ambu. Zeynep, burada neler oluyor? Söylemek istediğin bir şey var mı? Öp beni. Tam buradan. Bu öpücük 1000 kelimeye bedeldi. Ya bakın, gerçekten bölmek istemem ama... Sadece bir saniye izin ver. Ömer, eğer bir çeşit büyük, parlak bir ışık görürsen... Ondan uzak duracağım. Kesinlikle. Hey, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun sen? İnsanı yiyip bitiren bir sürü kötü duygu vardır. Örneğin, gurur ya da kıskançlığın eline düştüğünüzde en çok kendinize zarar verirsiniz. Ya da hırs veya şehvet, kontrol edemediğiniz durumlarda sizi mahvedeceklerinden emin olabilirsiniz. Ama öfke, öfke bunların en kötüsüdür.
kadar güzel. Silah sesi miydi o? Bu iş burada bitti. Hem de sonsuza kadar. Ya. Çünkü öfke bütün kötülüklerin anasıdır. İsmail. Bakın, burada olanlar hiç hoşuma gitmiyor. Kimsenin içeri girmediğinden emin ol. Zeynep. Zeynep, sen ne yapıyorsun? Ömer'in kalbini durduruyor. Sadece öfke sizi sınıra kadar sürükleyebilir. Özellikle de kaderinize duyduğunuz öfke. Böyle durumlarda çok ileri giderseniz pek çok insanı da yanınızda götürürsünüz. Sorun yok. Suat Bey birazdan burada olacak. Zeynep. Yapma. İnsan yaşadığını hissetmek için pek çok şeye ihtiyaç duyar. Aileye, sevgiye, aşka. Ama aslında hayatta kalmak için tek bir şeye ihtiyacımız var. O da atan bir kalp. Suat Bey! Suat Bey! Kalbimiz bir şekilde tehdit altında olduğunda yapacak iki şey vardır. Ya teslim oluruz ya da savaşırız. Hangisini yapacağınızı size içgüdüleriniz söyler. İçgüdülerimizi kontrol edemeyiz. Yoksa edebilir miyiz? Zeynep? Zeynep! Nabız alamıyorum. Hemen alarm vermemiz lazım. Eğer alarm verirsek onu acil ameliyata alırlar. Livada onarırlar ve durumu düzelir. O zaman kalbi alamaz. Anlamıyor musun? Bu kalbi alması için durumunun kötüye gitmesi lazım. Zeynep, sen delirdin mi? Ölüyor, görmüyor musun? Sakin ol. Bir planım var.
kalbi almak zorunda. Başka şansı yok. Eğer almazsa ölecek. Saçmalık bu. Ben alarm vereceğim. Hayır dur. Olmaz. Yardım çağırmak yok. Ya burada kalıp bana yardım edersin? Ya da hiçbir şey olmamış gibi bu odadan çıkıp gidersin. Birini seç. Hocam, ben buradayım. Yapabileceğim bir şey var mı? Ha, sen şu hastayla ilgilen. Nasıl? Yani tek başıma mı? Eğer yardıma ihtiyacın olursa beni çağır. Peki hocam. Durumu ne? Sağ omuzunda kurşun yarası var. Çok kan kaybetti. Hemen travma odasına al. Peki hocam. Zenan burada. Adam kendini vurmuş başından. Nabzı çok zayıf. Bu mu ateş etmiş? Evet. Şarjörü boşaltmış. Sonra da kendini vurmuş. Giriş yarası var. Çıkış yarası yok. Beyninin yarısını havaya uçurmuş. Bir ampul adrenalin ver ve monitöre bağla. Peki Zenan Hanım. Bu hastadan siz mi sorumlusunuz? Maalesef öyle. Benim hiçbir şeyim yok. Hayır, kalkma, uzanman gerek. Çok kan kaybediyorsun. Benim hemen gitmem lazım. Bakmam gereken bir hasta var. Hayır, şu anda hasta sensin Suat. Kıpırdama. Fikret, sen ne zaman geldin? Hemen Levent'i çağır. Baş üstüne hocam. Bu adam Suat Bey'i de vurmuş. Sediye ile birlikte travma odasına aldılar. Masajı sen devam et. Suat! Vuruldun mu? Hemen hastanın yanına dön. Vuruldu mu? Tamam. Biz ilgileniyoruz, sen merak etme. O adam seni mi vurdu? Çekil. Yapacak bir şey kalmadı. Zenan Hanım. Yüksek dozda adrenalin ver. Zenan Hanım. Ne? Ailesine onun değersiz berbat yaşamını kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı söylemek istiyorum. Suat'ı vurmuş bile olsa. 3 doz daha adrenalin ver. Hemen. Onu kurtarıp cezasını çekmesini sağlayacağım. Suat Bey neredeyse gelir. Yarım saat önce de böyle söylüyordun. Süre dolar dolmaz kalbi almak için işleme başlayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.